He's back. And now it is 11th NBA season out of Washington State University. Number 11, Clay Thompson. Clay Thompson geri döndü. Sonunda 2 tam sezonu kaçırdı. bundan önceki son maçı 13 Haziran 2000 19'daydı. Evet hatta o maçta Twitch'teydik o zaman. Twitch'te canlı yayında finalleri yorumluyorduk Toronto'ya karşı. Acayip bir seri oluyordu. Zaten Golden State sakatlıklardan çok sek çekiyordu o sırada. Durant bir türlü dönememişti. Falan filan derken Curry'de pardon de 30 attığı maçta son bölümünde dizinden sakatlanmıştı ve bir sonraki sezonu Durant'le beraber kaçırmıştı. Ha, o zaman bir de dolar 5.85 civarıydı Türkiye'de. Neyse oraya girmeyeceğim. Abi siyasete giriyorsun. Siyasete girme abi. Spor konuşan birinin siyasetine... Neyse siyasete girmeyeceğim ama e, o kadar zaman geçmiş üzerinden bence bu da iyi bir işaret ne kadar zaman geçtiğini göstermek için ya da o hissiyatı anlamak için. Neyse Clay döndü gayet de iyi döndü bu arada ilk maç için ben açıkçası daha tedirgin bir Clay'i sahada görür müyüm diye şüpheliydim. İlk maçında da 17 sayı buldu, 3te 3'lük isabeti buldu, %37,5'la attı. %39'da normal field goal yüzdesi oldu ama genel olarak hani psikolojik olarak e, hani Clay nasıldı sahada? Gerçekten çok iyiydi. Tabii bu biraz sürecin uzaması onun belki de psikolojik olarak da bu süreci geçirmesi için de önemliydi. O sürecin sonunda gerçekten e, sahada kendine güvenen, hatta inanılmaz bir smaç yaptı. Bu got O smaçla beraber daha da bunu kanıtladı. Daha da hani farklı olarak sahada gördüğüm Clay'in 2018'de bıraktığımız Clay'de hiçbir farkı olmamasıydı. Önemli olan da buydu sanırım. Para 2019'da karışıyor sezonlar bu arada. Yani 2019'da bıraktığımız Clay kafa olarak tam olarak buradaydı. Ha evet hani özellikle de orta mesafe şutundaki tempo henüz yok. Maç içinde de bulamadı. Biraz daha işte eskisi gibi havada vücudunun mobilitesini kullanarak o havada belini çevirerek bulduğu egzantrik şutları henüz bulamıyor. Ya da işte çok daha hareketli, topsuz hareketli anları topu alıp o fade vesaire bulmakta henüz zorlanıyor. Tabii bunlar biraz o kendi bütün maçta oluşturduğu şut ritmiyle ilgili. Onu bulması tabii bir süreç alacak ki Golden State böyle giderken bu süreç bence All Star arasının sonrasına kadar bile gidebilir. Hiç önemli değil. Golden State bir şekilde idare edecektir orayı. Özellikle playofflar geldiğinde en azından sahadaki ritim olarak eski Clay'a %80-%90 yakınsamış bir oyuncu görürsek işte o zaman Rakipler için işler çok kötüyken Golden State için de bayağı iyi olacak. Ama her şey bir yana Clay gibi önemli bir oyuncu iki sene izleyememek üzücüydü. Sonunda döndü umarım. Bizim seyir zevkimiz için de çok iyi olacak. Onun için de çok iyi olacak. Bakalım yolu açık olsun. Golden State'ten artık hem o eski performansın hem de o değişen kafa yapısıyla biraz daha hücumda farklı işler deneyen Golden State ortamında ne yapacak göreceğiz. Şimdiden heyecanla bekliyorum. Bütün maçlarını izlemeyi. Bir diğer konu sakatlıklar. Bu haftanın gündeminde maalesef sakatlıklar var. Tabi şimdi gündem videoları iki haftada bir geliyor. Ama Rubio'nun sakatlığını atlamak istemedim. Rubio da sezonu kapadı. Colin Sexton'dan sonra Cleveland için çok kötü oldu. Özellikle Rubio Cleveland'da klişe tabiri bir bahar yaşıyordu. İkinci bir bahar yaşıyordu. Çok iyi bir derinlik katıyordu kenardan gelip. Ama ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve sezonu kapattı. Daha da kötüsü işte sezon ortasına yakın bir süreç olduğu için evet gelecek sezonun muhtemelen başlangıcını da kaçırır ama ortası olmadan dönebilir diye düşünüyorum. Kasım belki Aralık ortası yani Christmas'ı görmeden döner umarım diye hayal etmek istiyorum ama yine de zor bir süreç olacak onun için özellikle de bu yaştan sonra. Cleveland'da hemen bir hamle yaptı Rondo'yu aldı onun yerine. Şimdilik fena gitmiyor ama tabii bu sezon yine onların hani şampiyonluğa gideceği ya da inanılmaz işler yapacağı bir sezon değil ama stabil gittikleri ki geçen hafta bayağı kırılıktan bahsetmiştim o videoyu izleyebilirsiniz. Stabil gittikleri bir sezonda bu derinliği korumalı da iyi bir hamle oldu. Takasla Valentine'ı yollayıp Rondo'yu aldılar Lakers'tan. Bir sakatlık daha var ki bugün Memphis'ten bahsedeceğim. O da Memphis'i ilgilendiren bir sakatlık. Dylan Brooks da sakatlandı. 3 ila 5 hafta arası yok. Zaten o klasik bir klasik biraz ötesi sert bir bilek burkulması. Standart hayatınızda bile hani salonda basketbol oynuyorsanız ya da böyle düzenli e, es, basketbol geçmişiniz varsa altyapılarda vesaire bilek burkulmasını zaten burktuğunuz anda anlarsınız. Aha tamam yani en az en az bir ay. <laughs> ya o çok kötüdür o burkulma. E, onun iyileşme süreci de 3-4 haftadan aşağı kurtarmıyor ki Brooks'un burkulması NBA temposu da çok daha sertti. Umarım 5 haftayı görmez. E, All-Star arasından sonra döner. Ki dedim Brooks da Memphis için çok önemli. Bunu da bu videonun ilerleyen kısmında Memphis'e geçtiğimizde tekrar anlatacağım. Onun dışında Butler korkuttu sakatlıklar tarafında. Hani Rubio'nun sakatlığından sonra aman abi da mı gidiyor? Dur onun için de önemli bir sezon derken. Onun çok ciddi gözükmüyor şu an. Ee, en azından takım onu day to day listeliyor. Ee, sezonu kapatma aman birkaç ay ortada yok falan gibi kesinlikle sert bir sakatlığı yok. O açıdan sevindim. Ee, daha kötüsü olabilirdi çünkü bu sezon hani sezon kapatan sakatlıklar işte Michael Porter Jr konuştuk orada onu sırt sakatlığından sezonu kapattı. Zion ne yapacak? Dönecek mi, dönmeyecek mi? Hala belirsiz. Rehabilitasyon sürüyor diyorlar ama yani New Orleans'a gidişi ortada. Hani bu saatten sonra oynaması da ona ne kazandırır? Hiç belli değil. Yani artık hani iyileşse bile hiç dönmese daha iyi olabilir ki kilo problemleri de her gün zaten basına yansıyor. Murray de herhalde Denver tarafında Michael Porter'dan sonra ve işte Zahin gibi bu sezon dönüp dönemeyeceğin arasında kalan bir oyuncu muhtemelen dönmeyecek Grant sakatlanmıştı ondan önce onun da ciddi bir parmak sakatlığı yaşadı ameliyat oldu 4-6 hafta arasına kadar çıkmıştı ama henüz dönmedi aralık ortasından beri bir ayı devirdi Bakalım Grant'in de işi uzarsa o da bir noktada şimdi takasta da konusu geçiyor sakatlığı çok önemli olacak Evet sakatlıklar ufak ufak can sıkıyor ama şimdilik çok ölümcül değil. Ee, en azından tepede giden takımların en kritik oyuncularında çok ciddi bir şey olmadı. Ee, Davis işte arada bir sakatlandı. Onun da Ocak sonuna dönmesi bekleniyor Lakers tarafında. Ki Onlar ne kadar tepeye oynayacağı bu sene meçhul. Ee, ama yine de e, buna da şükür diyelim. Yani NBA'in standartında çok daha pis sakatlıkları yaşadık geçmiş yıllarda. Ee, Tabi bu sene yani pis sakatlıklar yani koca bir sezonu kapatan bir kavay da var elimizde. Ama sezon için olan sakatlıklarda henüz iyiyiz. Umarım daha fazlası olmaz. Tabii daha fazlasını yaşamayız inşallah dedim ama bir farklı durum var. O da Lillard. Lillard'ın durumu biraz ilginç. Lillard'da İngilizce adıyla lower abdominal Tendin tendinopathy var ama bu sakatlık anladığım kadarıyla biraz daha karın bölgesinin alt kısmına daha kasaya doğru olan kısmındaki bir e, ağrı hissiyatından ve oradaki orada oluşan minik yırtıklardan kaynaklanıyor. Genelde yani bu tarz sakatlıklar tendinopati diye tanımlanan sakatlıkların tabi tedavisi uzun süreçte olabiliyor. Hani ciddi sizi oyundan koparmıyor ama devamlı bir rahatsızlık hissi veriyor. Söylenene göre Lillard'da zaten uzun bir süredir yani 3-4 senedir bu sakatlıkla bu hissiyatla hayatına devam ediyormuş. E, ve işin ilginç yanı şimdi Portland onu bu sezon acaba otursak mı? Yani bu sakatlığın iyileşmesi için dinlendirsek mi düşünmeye başlamışlar ki onun da işleri biraz karışıktı daha önce programlarda bahsetmiştim hani Portland'la yeniden anlaşacak mı takasa konu olacak mı vesaire derken ki portland'ın bu seneki gidişi de zaten artık bir yere gitmeyecek gibi o yüzden onlar da lillard'ı oturtmayı ve tamamen iyileşmesini düşünüyorlar bu da hem fanteziciler için hem de lillard'ı sevenler ve portland'ı takip edenler için bir kenarda not olarak dursun Evet bu hafta aslında çok da fazla ortalığı karıştıracak konuşmaya değer çok bir konu yoktu. O yüzden sağ olsun bu noktada Bill Simmons, Amerikalı e, gazeteci ve podcastçi e, ve Book of Basketball kitabının yazarı Bill Simmons ortaya çıktı. Ben açıkçası çok fazla takip etmiyorum kendisinin podcast'leri ama sağ olsun birazcık ortalığı karıştırdığında hemen onun söyledikleriyle ilgili ya da işte Amerikan basınında ona verilen cevaplar ya da başka işte yorumcuların tetiklediği yorumlar hemen önüme düşmeye başlıyor Twitter'da sağda solda. O da sağ olsun bize bu hafta konu olsun diye ortaya şunu atmış tekrardan ki bu zaten bir süredir değil uzun süredir tartışılan bir konu. İşte Curry mi basketbolu daha fazla değiştirdi? Lebron James mi son 10 yılda hem istatistiksel olarak kendi istatistikleri olarak daha mı iyiydi daha mı kötüydü Curry'den? Yoksa işte oyuna etkisi... Ondan daha mı yüksekti daha mı azdı? Bu tartışmayı yeniden alevlendirmiş. Şimdi zamanında biz ikili oyunda LeBron vs Jordan sorular o kadar çok geliyordu ki bununla ilgili bir e, yayın yapmıştık. O kaydımızı eski ikili oyun podcastlerinde bulabilirsiniz. Uzun uzun konuşmuştuk o zaman. Tabi yani bu soruya cevap vermek e, çok sıkıcı geliyor bana artık. Ama Jordan Lebron üzerinden çıkıp Curry Lebron üzerine geldiğimizde ve oyunu kim değiştirdi ki buna Jordan da dahil edebiliriz. Hatta buna zamanının önemli oyuncuları Larry Bird'ü, Magic Johnson'ı vesaire de ekleyebiliriz. Oyunu değiştirmek bir oyuncuya bağlı mıdır sadece yoksa Başka değişkenlerle de mi bu olur? Aslında ben bunu bugün biraz konuşmak istiyorum. Yani burada tabii Amerikan basının... ve seyircinin talebini anlıyorum. Onlar biraz daha abi hikaye çıkartalım, hikayemiz bitti, biraz ortalık alevlensin. Lebron gidecek vakti geliyor. Hani işte Curry de Golden State'lerinden toparladı. O da bir son erasına giriyor bir 3-4 sene. Daha böyle peakinde belki göreceğiz. Artık olgunluğunu yaşayacak. Böyle işler biraz sakinlerken bu biraz odun atmak oluyor. Ben o yüzden konuya e, kimse şunu beklemesin. Abi işte LeBron döver, Curry parçalar, Curry'yi teke tek de hazırlıklıysa alır gibi şeylere girmeyeceğim. E, konuyu biraz daha tepeye çekme. Yani biraz daha daha doğrusu bakış açısını biraz daha yukarı çekmeye çalışacağım. O da şu. Yani geçmişe baktığımızda ki bugünkü oyunda işte pace and space konuşuluyor, mesafeler konuşuluyor, üçlük ağırlıklı basketbol konuşuluyor. Ama bunların konuşulan her şeyin bir tanesini ya da birkaç tanesini iyi yapan takım her zaman şampiyon olamıyor. Ki bunun örnekleri geçmişte de vardı işte. D'Antoni'nin takımları, Dan Nelson'ın takımları. Bu takımlar bunların bazılarını her zaman iyi yaptılar. Hatta seyirci çok heyecanlandırdılar. Dönemin sıkıcı basketbolunda büyük renk kattılar, hareketlilik getirdiler, o durağanlığı bozdular. Ama sonuç her zaman beklenildiği gibi olmadı. Peki kim bu sonuca gitti yakın döneme baktığımızda? Arada Cleveland'ı kaybettikleri ve Toronto'ya kaybettikleri iki final. Ki e, Crayon'da kaybettikleri finalde Draymond Green'i kaybetmişlerdi. Diğer tarafta da çok kritik e, zaten e, iki oyuncusunun kaybıyla beraber şampiyonunu alma şansları kalmamıştı Toronto'ya karşı. Tabi bunlar e, yan değişkenler hani bunları bahane olarak sunmuyorum. Ama her şey doğalında gitseydi. belki Golden State onlar o finallerde de şampiyonunu alacaktı. Getirmek istediğim nokta onların oyunu nasıl değiştirdiği. Şimdi Curry mi tek başına değiştirdi 2013 ve sonrasında? Yoksa Golden State Warriors Steve Kerr'le oyuncularla, ile takımın sahibiyle bakış açısı her şeyimi değiştirdi. Bu soruya cevap vermek lazım. Tabii bu soruya cevap verirken de Curry ve LeBron'un etkisini bir kenara bırakmamak gerekiyor. Onu da birazdan açıklayacağım. Ya yani şöyle düşünelim. Jordan'a geri dönelim. Yani Jordan 90'larda eğer Phil Jackson başa gelmeseydi işte hep tartışılan konu işte Skadi Pippen olmasaydı. Hadi Skadi'nin Pippen'i da bıraktım. Tony Kukoc gibi parça gelmeseydi o takıma. Yani bu bütün değişkenler olmasaydı, Phil Jackson oyuncuları bir araya getiremeseydi, Jordan belki normal bir skor alıp, çok iyi bir skor olup, normal, pardon, <laughs> çok iyi bir skor alıp hayatına devam edecekti. Ve biz de konuşacaktık 90'ların en iyi skoreri diye. Ama bu şampiyonluklardan belki bahsedemeyecektik oyuna nasıl etki ettiğine bahsedemeyecektik. Sokak kültürüne nasıl etki ettiğine bahsedemeyecektik. Yani sokak kültüründen kastım işte ile ilgili kocaman bir video yapmıştım zamanda. Yani o ayakkabı kültüründen tutun da basketbola bakış açısına kadar onun influence'ını, onun etkisini görmemiz bu kadar güçlü olmayacaktı belki de. 2000'ler sonrasına geliyoruz. Zaten 2000'lerin başı ve sonrasında Amerikan basketbolunun özellikle de Avrupa basketboluyla pardon Avrupa basketboluna göre geride kaldığı bir süreç yaşandı. Bunu özellikle de zaten olimpiyatlarda dünya şampiyonunda gördük. Şimdi bu sürecin öncüsünde kimler vardı? Yani Tony Kukoc'u gördü bu lig. Daha önce Danilovic'ler gitti ama Kukoc kadar asla etki atmadı. Kukoc'un farkı neydi? Uzun boylu. Genel olarak bütün basketbol fundamentları yüksek. Şutu olan, pas yapabilen, oyun okuyabilen, savunmaya katkı verebilen bir oyuncuydu. Avrupa'dan bu kadar çok yönlü bir oyuncu çıkması aslında Amerikalı oyuncuların eksikliklerini ortaya çıkardığı için çok tepki alıyordu. Yoksa Avrupalı olması değildi konu. Bu her zaman böyleydi. Yani daha sonra ne oldu işte? Ee, i̇şte Noviski geldi. Pogasor geldi. Yani bu oyuncular evet hepsi farklı özelliklarda oyunculardı ama bir noktada bunların başarılı olması ve takımlara ciddi etkiler yapması NBA'yi de uyandırmaya başladı. Ve NBA Avrupalı oyuncuların bu kadar e, yüksek fundamental özelliklerinin yanında bir de atletizm, bir de mobilite, bir de modern e, atletizm gelişme tekniklerini ekleyerek... ...çok daha e, atletik, mobilitesi yüksek, kuvvetini doğru kullanabilen, hayvan gibi şişmek yerine e, daha atletik ve güçlü kalabilen oyuncuları... ...kolejlerden çıkarmaya, lise döneminden itibaren eğitmeye başladılar. Böyle olunca da bir noktada işte o nokta aslında LeBron James'in geldiği nokta değildi. İşte burada LeBron James'e bir parantez açabilirim. LeBron James belki de şanssızdı. Yani LeBron James de 2013 sonrası dönemde belki NBA'ye girseydi... ...ve kendi hatalarını tekrarlamasaydı neydi bu hatalar İşte farklı koçlar istemek. Koçlarla anlaşamam. Etrafındaki oyuncularla uyumsuzluk. Onları Jordan gibi şevklendirmek yerine onlardan vazgeçip yenilerini istemesi. Kendi takımını değiştirmek. Tabi takım değiştirme konusunda ben çok muhafazakar değilim açıkçası. Yani Amerika bu konuya çok takıyor kafayı ama ben dışarıdan kendi bakış açımda burada çok takılan biri değilim. Önemli olan oluşumdur. Yani bir oluşum kötüyse ayrılabilirsin. Bakınız Oklama ve Durant. Yani boş yere kaybetti. Vakit kaybetti orada de Westbrook'la yani. Oluşum kötüdür ayrılırsın ama takımının etrafı ya yani takıma girip etrafındakileri kovmak, devamlı koç kurcalamak, devamlı her şey kendine göre ayarlamak senin değişimini etkiler. Takımının değişimini etkiler ve işte Bill bahsettiği oyunu değiştirme konusunu etkiler. Belki de LeBron James hem şanssızlığı hem de hataları bir araya gelince bu oyunu değiştirme konusunda biraz geride kaldı. Ama benim geleceğim nokta zaten bir oyuncu tek başına oyunu değiştiremez. İşte şimdi Curry'e geçiyoruz. Curry peki bunu nasıl yaptı? Curry mi yaptı? Golden State mi yaptı? Tabii ki Golden State yaptı. Yani Jordan örneğindeki gibi bugün Golden State'te Curry'nin yanında Clay olmasa oyuna yön verebilecek, oyunu kısaltacak takımı, beşi kısaltacak bir Draymond Green olmasa ki esas belki de oyunun ve uzunlara bakış açısının işte o Pogasol'le, Noviski'lerle, başlayan sürecin esas evrimini gerçekleştiren Steve Kerr, Draymond Green yapısı ve Draymond Green'den sonra gelen Jokic. Yani Jokic bugün bambaşka bir seviyeye yatırdı uzuna NBA'deki uzuna bakış açısını. Ve olmasa Curry'nin etrafında işte ekstradan dönüşümle genç igadalalar ki onlar da hem her pozisyonda oyunu yönlendirebilen pozisyonsuz oyunu kurabilen oyuncular. Belki de Curry'de Golden State'de asla bu kadar başarılamayacaktı. Curry yine çok iyi şut atan bir oyuncu olacaktı. Zaten bu soruya kestirmeden bir yanıt ararsak hemen şunu sorabilirsiniz. Reggie Miller, Ray Allen, Damian Lillard niye bu oyunu değiştiremedi de Curry değiştirdi? Sadece uzaktan şut attığı için mi? Uzaktan yüzde şut attığı için mi? Çok hızlı bir release olduğu için mi? Hayır. Onun topsuz oyunuyla yarattığı etki için bunları uzun uzun inceledim. Zaten kanalda yine videolarını bulabilirsiniz topsuz oyunuyla rakibi nasıl bozduğunu, toplu oyunla diğer takım arkadaşına nasıl mesafe açtı, nasıl pozisyonlar yarattığını, topu Draymond Green'e bıraktığında bir skora döndüğünü, topu kendinden aldığında bir oyun yönlendiriciye döndüğünü, topsuzken çok standart bir kanat ya da kısa oyuncuya döndüğünü hep konuştuk, gördük. Ya yani bu onun tabii ki basketbol vizyonuyla da ilgili. Yani sahada o kendisini takımın ve bütün NBA'in sürüklerisi bir muhtar, bir süperstar gibi görmüyor zaten. Hatta Durant de bu yüzden ayrıldı. Yani Durant teknik olarak Golden State'e çok iyi uyum sağladı ama kafa olarak sağlayamadı. Çünkü onun basketboldaki mental bakış açısı farklıydı. İki sene kaldı gitti. Ama Curry, Clay, Green hala orada ve hiçbiri de bir yere gitmez zaten. Ha, belki ileride derse ki artık takım ya biz e, dağılıyoruz, gençleşeceğiz. O zaman o başka bir konu. Ona girmiyorum şu anda. Geri dönersem işte Golden State'in yarattığı kısa pozisyona dayalı pardon pozisyonsuzluğa dayalı bazı oyunların random geliştiği devamlı böyle hücumda oyuncuların e, sabit ezberlere dayanmadan sabit oyunlara uzun uzun süre oyunlara dayanmadan oynadığı yapı olmasa Curry'de, Clay'de bugün konuşulmayan oyunu değiştirdim diye konuşulmayan oyuncular olabilirdi LeBron James gibi. Yani onlar hem şanslılardı hem de mental olarak LeBron James'ten bu sürece daha uyumlulardı. Şimdi bunları zaten konuşurken hani eskiye de başta dönmüştüm. Yani Magic Johnson o boyuyla, o özellikleriyle hem kısa oynadığında hem de bir fantezi ortamında zorunluluktan dolayı 5 oynadığında uzun yıllar konuşulmadı mı? Hala anlatılır o. Uf neydi be bir 5 oynadı adam. Ama onun üzerine gidilmedi. Ya yani ya da Larry Bird'in işte hem şutör hem beyaz hem de e, pasör bir oyuncu olması her zaman konuşulur. ama onun oyuna etki etmesi üzerinden büyük hikayeler anlatılmaz. Kimin üzerine anlatılıyor işte şu anda? Golden State ve Kör üzerinden, Kör üzerinden anlatılıyor. Kör diyorum çünkü Kör bunun kurucusu. Yani burada biraz sadece oyuncu bazlı bakarsak yanılırız. E, ee, oyuncuların bu süreçlerdeki şansları, şanssızlıkları, kişisel tercihleri ve influence etkileri önemli. Yani Jordan bunu yaptı. Jordan bütün çevresinden elindekilerle maksimum verim almayı başaran bir oyuncu. Ha, yöntemleri tartışılır. Tartışmalı. Last Dance'de bunu konuştuk. Yani herede hele de şu güne hiç uymayabilir. Ki LeBron James Lakers'e le ilk geldiği dönem çıkan hikayeleri hatırlayın çıkan haberleri. Birinin burnuna top attı, birinin kulağını patlattı vesaire hikayeler hep çıkıyordu. Da biraz abartıyorum da işte kaşına vurdu, burnunu açtı falan. Yani gençlere bakış açısı, çevresindeki bakış açısı belki de LeBron James de bunları denedi ama bu dönemde işte çalışmaz. İşte basketboldaki değişimleri hem dönemsel Önce hem dönemsel hem takımsal almamız lazım. Sonra oyuncuya inmemiz lazım. Eğer direkt oyuncuya gidersek hem oradaki büyük bir emeği hiçe sayarız. Hem de o büyük bir yapı kurmanın önemini hiçe sayarız. Evet bu tartışma eğlenceli. Ya Curry mi değiştirdi, Lebron mı değiştirdi? Ha Lebron hiç mi bir şey yapmadı? Tabii ki yaptı ama Lebron'un özellikle influence etkisi işte mesela bugün ilk tepki, ilk içgüdüsel tepki pozisyonsuz oyunu yarattı falan. Şimdi direkt öyle değil aslında. Yani bunu Houston'da denedi. Lebron James kendi takım içinde kendi istekleri, kendi becerileriyle oluşturmaya çalıştı bazı şeyleri. Ama işte eski takımlara örnek verdim. Ya bunları Phoenix yaptı, bunu Dallas yaptı, bunu Golden State daha önce de yaptı. Ama işte hem brightness'ı hem saturation'ı açarsanız Houston'daki gibi görüntü kötü çıkıyor. Phoenix'teki gibi görüntü bir yere kadar iyi oluyor. Açmaya başladıkça bozuluyor. Eski Phoenix'ten bahsediyorum. Yani o yüzden dengeli şey, dengeli ayarları bulmanız ve dengeli ayarlar sonucunda doğru görüntüyü almanız lazım. İşte o zaman sonuca gidersiniz. Ve ne olur siz sonuca giderseniz o zaman sizin yaptığınız değişiklik aa evet diye konuşur. Yoksa bugün Houston'ın kısa oyunu hala eleştiriyor. Çünkü sadece ona yöneldiler. Üçlük oyunu hala eleştiriyor. Çünkü sadece ona yöneldiler. Bir denge yoktu. Uzun rotasyonda bir Draymond Green gibi kısa beş yaratabilecek oyunu okuyabilecek, oyunu yönlendirecek bir oyuncuları yoktu. Ya bunların hepsini göz önüne aldığımızda LeBron hiç mi etki etmedi? Etti tabii ki. Yani LeBron, Lebron James özellikle de e, bu süreç başladığındaki Lakers'ın ilk yılı, Cleveland'daki son dönemi, e, Miami'deki bazı anları, bazı dönemleri diyeyim hatta, onun pozisyonsuz oyunla beraber kendi yeteneklerini de biraz daha ortaya çıkarmış keşfetmesi demeyeceğim. Çünkü eski maçlarına bakın, LeBron zaten şut atabiliyor. LeBron zaten pas yapabilerek geldi. Ama işte oyunu çevresindeki oyuncularla oynarsın. yani senin etrafındaki oyuncu koşmazsa, topsuz alanda nasıl pozisyon yaratacağını bilmezse, sana doğru alanı açabilecek mesafelerde durmazsa sen nasıl oynayacaksın? O yüzden de kendi doğru parçalarını bulduğunda zaten pozisyonsuz oyunda beraber LeBron James'in total oyuna etkisi çok artmaya başladı. İşte orada o zaman o noktada influence etkisi, o noktada Oyuncuları sağ içinde teknik olarak etki etme gücü daha da yükseldi. Ama sağ kenarı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tabi bu bir de evrimsel bir süreç. Şunu da konuşmamız lazım. Yani siz bir şey yaparsınız, rakip size bir tepki verir, ona göre değişiklikler başlar. Şimdi bugün evet pasör kısaları konuşuyoruz. Ama bir yandan da ne gelişti? Çemberi savunması gereken atletik, fazla iri olmayan, gerektiğinde şut atabilen, en azından orta mesafe şutu olan öyle çok e, kazma olmayan çembere topu vurabilecek uzunlar da değerli olmaya başladı. Çünkü savunma da çok kritik. E siz şimdi kısa oyuncu rakip o takım Golden State kısa oyuncular Leblev gibi üçlük atıyor. inanılmaz drive ediyor. E, bir pick and roll geldi. Switch'te uzununuz kaldı. İşte switch yapabilmeniz için o esnek uzun ihtiyacı ortaya çıktı. Ne oldu? Evrim başladı. Şimdi bu noktada işte Davis'in değeri arttı, ne bileyim işte Gober'in değeri arttı ki Gober bu kadar esnek bir oyuncu hiç olamadı. Ama o bile kendini o noktada tutmak için, geliştirmek için hamlelerini yapmak zorunda hissetti sonunda. Ki Clippers'ı elemelerinin nedeni geçen sene buydu. Yani o, o esneyemediği için, doğru switchlerde doğru alanı bulamadığı için biraz da Quinn inadıyla beklenen sonuca gidemeyen bir takım oldu tahtta. Halbuki Gober ligin en iyi savunmacısı, en iyi oyuncularından biri. Bütün e, takımın savunmasını ayakta tutan en kritik oyuncu ama sonuca gidemeyince işte o influence etkisi olmuyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Değişmeye başlıyorsunuz, değiştirmeye başlıyorsunuz ya da rakibi. İşte Bu da bir evrimdir. Yani basketbol değişiyorsa tabii ki oyuncuların etkisi vardır. Ama bu tek bir etkiyle olmaz. Tepkinin de gelmesi lazım ki oyun evrimleşsin. Farklı oyuncu tipleri çıksın. Farklı idman tipleri çıksın. Farklı koç yapı kafaları çıksın. Ne oldu? Bugün NBA koçlarını gençleştiriyor. Çünkü artık oyuna daha hızlı tepki veren, daha iyi anlayabilen, muhafazakarlıktan uzak, o evrime daha yatkın, evrimi ders kitaplarından çıkarmak yerine herkese öğretmeye çalışan koçlar geldi artık. Yani özetle şunu söyleyeceğim. Bu tartışmalarda, bu benim bakış açım tabii. Hani siz bundan zevk almıyor olabilirsiniz. Ya kral sen de ne anlatıyorsun? Bill Simmons gibi... Ekmeğine bak 3-5 like'ını al. Girmişsin derin NBA'ye <laughs> konuşuyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Bu anlattıklarım size çok eğlenceli gelmeyebilir. Bana da çok eğlenceli gelmiyor ama maalesef doğrusu bu. Ha eğlenceli gelen kısmı bana var tabii ki. Ben yani daha koç gözüyle teknik tarafı kurcalamak daha çok hoşuma gidiyor. Saha içerisinde. Ama tabii ki hikaye ve seyircinin eğlence tarafta bunlar çok eğlenceli değil. O yüzden yanlış anlamayın yani bu tartışmaya limon sıkmak istemiyorum. Sabaha kadar tartışılsın. Ama bu tartışmalar benim önüme geldi ya da sizler tarafından sorulduğumda cevabım bu tarz daha geniş olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Evet bugünün takımı da Memphis. Memphis'in başında da Taylor Jenkins var. Taylor Jenkins'le hemen kısa bir bahsedeceğim. Kendisi 84 doğumlu. Ben 83 doğumluyum. NBA'de pro bir oyunculuğu yok. Kolej basketbol oynamamış. Ekonomi mezunu. Psikolojide yan dal yapmış. Çok kıskanıyorum kendisi. <laughs> Yani şu an ne diyor lan bu diyenler yine olabilir. Ben de ekonomi bitirdim. 83'lüyüm. Pro bir basketbol kariyerim olamadı. Altyapılar dışında koçluk kariyerimde Türkiye şartlarında maalesef ben aç kalacağım abi aç kalacağım korkusuyla erken yıllarda kaçtığım bir an olmuştu. Lisansımı alıp ne yapalım abi biz de aç kalmasak mı bu korkuyla Türkiye'de nereye gidecek belli değil ki dediğim dönemde 2000'lerin başı yani 2004 2004-2005 yılları. Neyse ya yani şaka bir yana Taylor Jenkins gerçekten hani şu Memphis'i de izledikçe gerçekten kıskandığım bir koç olmaya devam ediyor. Hem de basketbola bakış açısı da hem benim sevdiğim tarza yakın hem de biraz uzak. Yani bu açıdan da yani farklı şeyleri sahada korkmadan belki kendi statüsüne uymadan ki kendisi zaten Budenholzer'ın yanında uzun yıllar çalışmış birisi hem Atlanta'da hem Milwaukee'de. Yani Budenhauser'ın çok daha random çalışan, daha serbestliğe dayanan hücum yapısına daha farklı bakış açıları getirmiş, daha kontrolcü. Birazcık Avrupa basketboluna benzer ama belli noktalarda sadece. Hatta Avrupa basketbolunun işte o daha kontrolcü yapısını alıp NBA'in birebirci e, konseptiyle beraber, stratejisiyle beraber birleştirmiş, harmanlamış biri. Ee, ...ve bunun içine de özellikle de yine Buda da belki de çok gördüğümüz... ...ve random oyunun temeli olan and roll'ü çok iyi yedirmiş. Bunun içinde Sten Adams'ı bile çok iyi kullanan bir koç var. Ee, her türlü kıskanıyorum yani kendisini. Ee, çünkü bazen koçlarda şunu görüyorum. Yani evet bir oyun felsefeniz olabilir. Özellikle ona gitmek isteyebilirsiniz. Ama bazen elinizdeki malzeme, takımın yapısı, genç olması, yaşlı olması... Bunların hepsi etkileyebilir. Daha birçok farklı neden sayabiliriz. Bu basketbol felsefenizi, bakış açınızı birazcık değiştirmeniz, belki de küçük ayarlar yapmanız, bazen büyük ayarlar yapmanızı gerektirir. Taylor Jenkins de bunu yapabilen bir koç. Evet şu an Memphis'e baktığımızda genel olarak daha kontrollü, yarı sara daha kontrollü, yer yer belirli oyuncularını işte John Morant'ı, Bane'i, Dylan Brooks'u, Jaren Jackson'ı böyle birebirlere hazırlayacak çizili oyunları inatla ki çok uzun sürmeyen yine kısa 5 saniyelik 6 saniyelik oyunları oynamaya çalışan, top kaybını düşürüp rakibe fazla geçiş hücumu vermek istemeyen, yarı sahada rakip yarı sahada bu oyunlar çalışmadığında, pikenoller işlemediğinde, şut yüzdesi düştüğünde mutlaka mutlaka hücum bir bantı zorlayan, buradan ikinci şans sayıları yaratmaya uğraşan bir takım yaratmış. Ki hemen de istatistiği verebilirim. Burada hücum reboundunda 13.3 ortalamaları var. Buradan çıkardıkları ikinci şans sayılarında da 17.7 sayı ortalama var. İkisine liderler. Şimdi bu, bundan daha önce bahsetmiştim. Hatırlayanlar olacaktır. Bu istatistikler size takımlarla ilgili çok net fikirler verebilir. Nedir? Bir koçunuz... Ki Jenkins bunu belli ediyor sahada. Sizin transition savunmanızı beğenmiyordur. E bunu engellemek için <laughs> yani hücumda yaptığınız kayıpları, rakibe vereceğiniz hızlı hücumları azaltmak ister. Bunun da önemli yolları işte hücum bağıntı zorlamak, ikinci şans sayısı yaratmak, top kaybından sonra hemen recover etmek için baskı yaratmak vesaire. Ya o hatayı düzeltecek follow'ları yani özellikle de rotasyon oyuncularıyla kenardan da bunu besleyerek bütün oyuncuları o follow'a yani takip oyununa yönlendirmek. Bunları çok iyi oturtmuş. O yüzden de hem geçiş savunmasını korumak istiyor. Bu kötü savunmayı yok etmek istiyor. Hem hücumda tıkandığında burada biraz taştan ekmek çıkarmak istiyor. E, bu da gösteriyor ki Taylor Jenkins takımının ne seviyede olduğunu çok yani etmiş. Takımının gençliğine bağlı tecrübesizliğini çok yani etmiş. Jamorant'ın gelişimini nasıl optimize edeceğini çok yani etmiş bir koç var karşımızda. Ve onun yarattığı bir Memphis var. Ya yani Memphis maçları tabii Geçmiş yıllardaki yapısı çok sıkıcı gelebiliyordu insanlara. inanılmaz işte grinder bir savunma, çok sert savunma, hücumda sıkıcı bir oyun. Ee, seyirci çok çekmiyordu ama John Morant'ın gelişiyle beraber ki yanına işte Brooks ve Bain de çok iyi eklendiler. Jaren Jackson'ı daha gelişim dönük ki ondan da bahsedeceğim. Aşırı zevkli bir takım haline geldi. Yani bugün hep şey diyorsunuz ya abi işte yarı sahada herkes üçlük atıyor. Biz çembere yakın oyun görmek istiyoruz. Buyurun. Ligin en çok drive eden takımı. Evet uzun oyuncusundan çok üretim almıyor. Yani B, Adams'tan bahsediyorum. Jalen Jackson'dan alıyorlar. Ki çok iyi hala. Ama daha fazla drive edip boyalı alanı daha iyi kullanmaya çalışan bir yapıları var. Çarpışmayı seviyorlar. Boyalı alana dalıp orada yaratmayı seviyorlar. Ki John en önemli özelliklerinden biri boyalı alan, yakın orta mesafe çevresi, floaterlar orta mesafeler, çembere yakın bitirişler ki ligin şu anda çem, yani boyalı alanda en fazla sayı üreten oyuncu arasında ilk 5'te Camurant. Ki diğer oyuncuların hepsi ya uzun ya forvet. Tek kısa Camurant orada. O yüzden o bölgeyi çok iyi kullanır ki yetmiyor. Ben ve Brooks da orayı çok iyi giren, oraları çok iyi oynayabilen oyuncular. Tabi bu oyun stratejisi sadece takım için değil, Camurant için de önemli. Böylece Camurant sahada tek hükümdar olmak zorunda kalmıyor. Oyunun her anına hakim olmak zorunda kalmıyor gücünü kontrol edebiliyor oyunu geri geldiğinde e, kenara çekilebiliyor geri geldiğinde oyuna girebiliyor böylece oyunu kontrol etme kapasitesini de süre olarak arttırmış oluyor hani bunu biraz da oyuncuların işte bak farkı da görebiliyoruz hemen Dallas örneği vereceğim burada Donch için bu kadar oyunun üzerinde hüküm sürme çabası tabii ki kendi mentalitesiyle ilgili ama yanındaki oyuncularla da ilgili yani bugün Donch için yanında Brunson dışında onun kadar iyi çembere gidecek, onun kadar iyi orta mesafe oynayacak, onun kadar... E, ...hadi evet, şut yüzde olarak diyemeyiz ama dış şutta tehdit olabilecek... ...net oyuncuları bulamıyor. Yani kenardan gelecek 3 e, bir oyuncu bu işe yaramıyor. Yani Bane gibi, Brooks gibi... ...maçın her anda hem iyi savunma yapacak... ...hem hücumda etkili olacak, çembere gidecek. İşte eksikliği hemen hissediliyor onun için. Memphis de bunun antisi olarak çok değerli. Yani diğer tarafta bir tek Tim ve Junior sayabiliriz ki o da inanılmaz dengesiz oynuyor. Tekrar Memphis'e dönersek Bane tam tersi. Şu an %42 ile üçlük atan, inanılmaz iyi yardım savunması, takip savunması yapan, iki tarafı da oynayan ve daha da önemlisi ki buraya Brooks'u da yazabilirim ki e, Jaren Jackson biraz arada o biraz daha süperstarlığı istiyor gibi duruyor sağda ama tam emin değilim henüz nereye gideceğine kafa olarak ama Morant ve Brooks böyle takımın yardımcı pilotları gibiler. Yani çok iyi bir vice president gibiler. Yani başkan yardımcısı gibi. Yani çok öne çıkmak istemiyorlar. Çok dipte değiller. Yetenekleri çok iyi. Hiçbir şey yapmaktan kaçınmıyorlar. Follow mu? Yapıyoruz abi. Kavga gürültü mü? Giriyoruz. Drive etmek mi? Oradayız. Camorant'ı tamamlayacak. Camorant'ı savunmada saklamayı seviyor mesela Taylor Jenkins. Neden? Çünkü yanına çok iyi yardım savunmacıları dizmiş durumda. Yani Camorant artı 4 kişi Adams, Kyle Anderson, Morant, Brooks, işte Bain, kenardan gelen Mille Melton. Yani bu oyuncuların hangi dördünü, üçünü dizerseniz dizin yanına mükemmel bir yardım savunması çalıştırıp J. Morant'ı rakiplere karşı savunmada dezavantaj haline getirebilecek bütün opsiyon, opsiyonları def ediyor. Ve c da burada takdir etmek lazım. Evet fiziksel olarak switch'i tercih eden bir takım içerisinde zorlandığı anlar oluyor ama onun üzerine gidemiyor rakipler. Ve burada iyi mücadele ediyor, iyi savaşıyor. Çok iyi bir savunmacı mı? Değil. Mesela Curry'nin yaptığı gibi savunmada bir sıçraması var mı? Şu anda yok. Ama bir noktada olacaktır. Ama onu çok iyi idare edebiliyorlar. Doncic de aynı adımı atabilmişti. Ki Dallas da savunmada e, Doncic'in yanına doğru oyuncuları yerleştirerek savunmasını iyi hale getirebiliyordu. ...Memphis bunu daha da iyi hale getirmiş. Taylor Jenkins elindeki malzemelerle... ...gerçekten hani yarı sahada... ...rakibin... ...dezavantaj yaratabileceği her noktada... ...savunmayı doğru kuran bir yapı var. Tabii bu yine biraz da Jenkins'in başarısı. Yani Jenkins burada... ...saha içinde rakibin yarattığı bütün dezavantajları... ...hem sağ içerisinde... ...hem e, maçtan önce... ...çok iyi tespit ediyor. Bunlara hızlı tepkiler verebiliyor. Yani... ...Varantunas'tan e, çıkma nedenleri biraz buydu. Yani... ...onun savunması... Adams kadar iyi ve üstüne çok top kullanmak istiyordu. Adams tam tersi, savunmada daha etkili. Fazla top kullanmak istemiyor. Çok daha sıkın assisted bir oyuncu. Yani onun screenleri üzerinden e, sayı bulmada çok iyi durumdalar. Zaten ligde de kendisi 6. ya da 7. sıradaydı. E, kendi asistlerinden skor buldurmada. O yüzden onu çok verimli kullanıyorlar. Onun pick and roll'lerini, özellikle hand off'larını e, hem zayıf taraftan hem güçlü taraftan yaptığı hand off'ları Pardon güçlü taraftan yaptığı handofflar ve zayıf tarafta oyuncuların e, pikten çıkışında onun paslarıyla bulduğu e, skorlarda çok iyi kullanıyor e, Adams'ı. Ki Adams'ı geçmiş yıllarda ben ne Oklahoma'nın bu kadar iyi kullandığını ne New Orleans'ın bu kadar iyi kullandığını açıkçası hatırlamıyorum. Taylor Jenkins'a e da bir artıyı buradan atıyorum direkt. Ve yine NBA'nin yi son iki sezonda daha da önemli hale gelen derinlik konusunda da çok iyi durumdalar. Yani evet sakatlıklar bellerini bükmüyor mu? Büküyor işte. Brooks yine sakatlandı. 3 ila 5 hafta arası yok. Arada Bain bir sakatlandı. Ondan Ma Morant bir gitti geldi. Evet sakatlıklar onları zorluyor. Jalen Jackson hala hani istenen tempoyu bulamadı vesaire. Ama herkes sağlıklı olduğunda gerçekten çok derin bir kadroları var. Yani kenardan gelen bütün oyuncular artı ilk 5'te başlayan oyuncular hepsi zaten hem e, savunma tarafında çok hevesliler. Hücum tarafında zaten Morant'a yardım edecek. Demin de bahsettim. Brooks, Bain, Melton, işte Jaron Jackson. Yine kenardan gelen ki bu sene Tyus Jones bile hiç fena değil. iş görüyor. Yani bunların hepsi iki tarafa da destek olabilecek. Evet maksimumda olmasa da bazıları maksimumda tabii. Olabilecek oyuncular. Burada çok iyi bir derinlik yakalamış durumda. Bu parantez içerisinde bir Kyle Anderson'a da değinmek istiyorum. Kyle Anderson bence evet hani Memphis'te şu an bence mutludur. Çok değiş çıkartıyor ama şampiyonlayacak bir takımda hani her sene görüyoruz işte takır Igadala, Trevor Ariza gibi böyle bir anda yoktan var olan playoff dönemi gelince çok değerli oyuncular var bu oyunculardan biri bence Kyle Anderson'da. Ama tabii Memphis'te daha stabil bir rolü var. Böyle bir takıma bence gitse çok başarılı olur. Neden olmasın? Ama Memphis'te kalırsa onlar için bence yıllar da geçtikçe çok önemli bir oyuncu olabilir. Çünkü savunma olarak maçı bitiren beşlerde çok kritik roller oluyor. Maç içerisinde de kenardan gelip ee, savunmayı toplamada hem de hücumda dirsekte Adams'la beraber, işte Jaren Jackson'la beraber bir pas opsiyonu yaratıyor. Çünkü sağ görüşte değerli. Kylanders'ın bu derinin önemli parçalarından biri Memphis için. gelin Jamorant'e. Zaten Morant'la ilgili bu, e, bunu da açıklayayım şimdiden. Alperen Şengün için bir analiz videosu yapmıştım geçen ay. Bir sonraki videoda Jamorant'la ilgili olacak ama bir, net bir tarih veremiyorum şu anda maçlarını izleyip geçmişe dönükte yani hem bu sezonun başından itibaren olan maçlarını hem de geçmiş yıllardan olan maçlarını izleyip özellikle play maçı bence çok önemli bir kırılma onun kariyerinde geçen seneki. Onları izleyip pozisyonlarını çıkarmaya başladım. O analizde çok daha detaylı bir şekilde Morant'i konuşacağız. Ama bugün bir kısaca e, özet geçmek istiyorum kendisiyle ilgili de özellikle geçmiş yıllara göre belki de en büyük sıçraması üçlük yüzdesinde. Yüzde otuz civarlarında atarken yüzde kadar çekti. Hala anlak olmamış gibi yani bütün özelliklerini açmamış gibi geliyor bana sahada gördüğümde. Tabi bu biraz e, tarzı bir oyuncu sıkıyor gibi düşünülebilir uzak ama bence kendisi memnun. Taylor Jenkins aslında onu komple serbest bırakmıyor. Şimdi daha önce bu tarz kısaların ilk yıllarına ki Camoran'ın ilk yılı da Biraz benzerdi ama bence hızlı toparladı. İşte Sexton gibi, Darren Fox gibi, Westbrook gibi daha gençlik yıllarından bahsediyorum. Bu tarz oyuncuları hemen çok serbest bırakmak NBA ortamında onları çok dağıtabiliyor. Oyunu kontrol etmeyi öğretmesini ve kötü alışkanlıklar kazanmasına neden olabiliyor. O yüzden bence şu halinden memnundur. Bu kadar kontrollü halde bile skor üretimi, oyunu okuma çabası, drive and kickleri çalıştırması ki dediğim gibi Doncic gibi bir kısa değil Cemurat. Mutlak bir kontrol peşinde değil. Gerektiğinde o drive gücünü rakibin ağırlık merkezini komple bozmak için kullanıp doğru pasları bulabilmesini ki bu pasların hepsi yaratıcı hepsi de hani standart drive and kick pasları değil, bazıları çok yaratıcı paslar çok zor anlarda çıkardığı zayıf tarafı adeta böyle yok hiç gibi görebildiği kör noktalara pas atabildiği anlar görüyoruz Morant'te. İşte bunları böyle ara ara gösteriyor ama o yüzden böyle Morant üst üste izlediğinizde şunu anlıyorsunuz. Ya bu bu adamın daha potansiyeli var. Yani daha da gidecek. Daha da acayip bir hale gelecek. Ben o yüzden çok heyecanlıyım. Normalde bu tarz kısalarda aşırı heyecanlanmam. Çünkü kontrolü çok hızlı kaybederler. Koçta didişirler. E, oyunu oynamak yerine kendilerine hemen dönmeye başlarlar. Hani dışarıdan bakıldığında ee, işte bu adam de fantastik smaç oluyor abi denebilir. Alakası yok. İşte mesela Kyrie Irving'e de tam zıt burada. Yani o yüzden takımını ön plana koyuyor. Takım oyumu çok iyi. Offball da şu an için zayıf ama hani bunun nedenlerini dediğim gibi analiz videosunda anlatacağım. Yani topsuz oyunda biraz da takım stratejisine bağlı olarak e, henüz zayıf ama ben orayı da geliştireceğini düşünüyorum. O yüzden C bu videoda inanılmaz detaylı girmeyeceğim ama gelişimi, gittiği nokta, Memphis olan uyumu, Koç'ta uyumu her şey çok iyi gözüküyor şu anda umarım bozma, bozulmaz. Hani sahada e, yaptıklarından mutlu olmaya devam eder. Ki bence şu da çok iyi. Yani ne olursa olsun oyun sıkıştığında, kitlendiğinde zaten ilk el Camorant. Ve Camorant bunu bildiği için kendisinin de neyi yaptığını bildiği için hep doğruları seçmeye daha hızlı yönelmeye başladı. Geçmiş yıllarda bu kadar iyi değildi. Özellikle bu sene ki yine tekrar ediyorum. Bence en kritik maçı onun geçen seneki play maçıydı. Orada ciddi bir kırılma yaşadı. Ondan sonra artık tercihleri de çok iyi yönde değişmeye başladı. Cemaat iyi yolda. Jenkins de beraber iyi gidiyor. Dediğim gibi ileride gelecek analiz videosunda da kendisine daha da detaylı değineceğim. Gelelim Jaren Jackson Jr.'a. Aslında yani John kendini bir yere kadar kanıtladığını artık kabul etmiş durumdayız. Burada daha kritik oyuncu bence Jaren Jackson Jr. o yüzden. Çünkü Jaren Jackson Jr. hem bu takımın kısa 5 yarattığında 5 numarasını oynayacak. Hem Adams'ta yan yana oynayacak hem skor etmesine katkı verecek hem savunmada da kritik bir rol olacak. Olması gereken diyeyim daha doğrusu. E, kritik bir parça. Şimdi Jaren Jackson kendisi nasıl görüyor? Kafasında ne yaşıyor? Tabii ben uzaktan anlayamam, bilemem. Ama Bane ve işte Brooks gibi daha böyle yardımcı oyuncu olmayı kabul edecek mi? Yoksa bütün bu özelliklerini geliştirip Morant'la beraber bu takımın iki süperstarından biri mi olacak? Şimdi bunu çok kafasında ben hissedemedim. Ne yöne gitmek istedim? Buraya Bu iki yönden birine giderse ne kadar mutluluk olamayacağını dışarıdan hissetmek zor. Ama teknik tarafa bakarsak bunların hepsinde istiyor gibi. Çünkü uğraşıyor. Yani maçı bitiren beşlerde bazen tek uzun kalıyor. Savunmada çok bocalıyor. Hata yapıyor ama uğraşıyor. Hücumda özellikle çok kritik hamle burada. Ee, yani Taylor Jenkins mesela Kasım'da oynadıkları Utah maçını izledim. O maç çok kritik. Ee, zaten son topla üçlük de buluyor kendisi Gober'e karşı. Ama daha da önemlisi Gober'i dışarı, çek, dışarı çekebilecek. Tek uzun olarak sağda kaldığında hem üzerine gidip drive edebiliyor. Hem savunmayı bozabiliyor hem de pas yapabiliyor. Ee, yani mesela bir Golden State yapısı düşünelim. John Morant e, Curry olsun. İşte e, Draymond Green de Jaren Jackson Junior olabilirse yanlarındaki oyuncularla beraber çok iyi bir yöne gidebilirler. Zaten Taylor Jenkins'in bu kontrolcü oyunu aslında Golden State'in ilk dönem işte hani herkesin çok üçlük attıkları zannettiği dönemde aslında Golden State az üçlük atıp iyi yüzdeleri sokuyordu. Ha bugün Memphis e, az üçlük deniyor diğer takımlara göre ama yine iyi yüzdeleri sokamıyor. Oraya daha gelemediler ama yolları var. Ama kafa yapısı eğer Golden State gibi olursa Jaren Jackson Jr. da ona, e, bu takımın Draymond Green'i olabilirse ki savunmalarak zor onu kabul ediyorum. Hani savunmalarak o seviyeye gelmesi çok yakın gelmiyor bana ama biraz bile yaklaşsa tek kaldığında çünkü rakipler Memphis'e özellikle backdoor'da e, ki Adams'ı da dışarı çekmek için çabalıyorlar hep orada çok büyük tehdit. E, Jalen Jackson gelince de dışarı çekiyorlar. Backdoor'lardan Memphis'e vurmayı boyalı alanlarına girmeyi çok seviyorlar. E, buna Memphis nasıl yanıt veriyor? Genelde perimetre savunmasında bocalasardı ki üçlük savunmasında kötü durumda herlikte. Ama yine de burada bir baskı yaratıp en azından drive etmesini engelleyip oyuncuların e, yapacakları asistleri ilk önce kesmeye çalışıyorlar. Buradan bir denge bulmaya çalışıyorlar. O yüzden Jaren Jackson kısaların da savunma baskısı arttığında e, ön tarafta pardon çok önemli bir hale geliyor. En azından burayı iyi oynarsa yardım savunmasını geliştirirse ki hücumdaki potansiyeli bence çok iyi. Tek sorun üçlük. Üçlük de stabil değil. Zaten takım olarak stabil değiller. Biraz stili aslında stili de demeyeyim de genel olarak mekaniğiyle ilgili de bir tuhaflık var. Umarım onu da çözerse o mekaniği de çözdüğünde ki bir iki yaz idmanına bakar. Çok daha stabil haline getirebilir üçlüğünü o zaman daha da önemli bir oyuncu olacak. Bir diğer özelliği özelde zaten drive edebilmesi kanatlardan. Özellikle Memphis için bu çok önemli. Eğer drive'dan edecek kanatlar pardon kanatlardan edecek drive'ları geliştirir. Burada rakip uzunu da ya da onunla eşleşecek oyuncuları da birebir de daha rahat yenmeye başlarsa işte o zaman Camoranta e, yaklaşacak belki de süperstar level'ına gelecek bir oyuncu kafa yapısına da girecektir. İşte o zaman Memphis için de her şey çok daha iyi olacak. Gelelim zayıflıklarına. Tabi bu takımın zayıf yönleri de var. Özellikle dış şutlarda ligin dibindeler yüzde olarak da bulma konu yani isabetli üçlük bulma konusunda da. Onun dışında bence en büyük sorunlar hani üçlükleri bir kenara bırakırsak yarı sahadaki oyunlarında özellikle de birebirler çalışmadığında, piken roller çalışmadığında ki bu kontrolcü oyundan bahsetmiştim. Bunun da getirdiği bir dezavantaj var. Şimdi bu dezavantajı hücum rebound'ı ve ikinci şans sayılarıyla avantaja çevirmeye çalışıyorlar. Ama o da olmadığında işte takım çok ağırlaşıyor. Yani yarı sahada özellikle John Morant'ın etrafında ona katkı verebilecek diyorum Brooks ya da Bain olmadığında Jaren Jackson biraz da kötü bir günündeyse vesaire takım inanılmaz ağırlaşıyor. Ekstraları bulmakta zorlanıyorlar. Bir anda yük Morant'ın üstüne kalıyor. O da biraz tıkandığında iyice ağırlaşıyor. Hareket kabiliyetleri iyice düşüyor. Ya da top J. Morant'ın elindeyken topsuz oyuna çok fazla ağırlık vermedikleri için ki bunun nedenini çok anlayamadım aslında. Yani Taylor Jenkins her ne kadar kontro'lü bir oyun oynasa da elinde topsuz oyunu da iyi oynayabilecek oyuncular var. Evet kullanılmıyor değil ama bir öncelik olarak bunu tercih etmiyor ya da oyuncular buna belki de kafa olarak henüz giremediler, hazır değiller. Çok da iyi oynayamıyorlar belki de öğrenemediler yani bunu. O yüzden takım çok ağırlaşıyor Memphis takımı yarı sahada özellikle de yaratmaya çalıştığı birebirler e, o oyunlar çalışmadığında tıkanabiliyorlar. Üçlük konusunda da burada çok iyi değiller. Yani çok ekstra üçlükleri, el üstü üçlükleri bulma konusunda ellerinde beyin dışında çok bir opsiyon yok ki. O da bu, da, o da bu sene %42 ile atıyor. Çok zor şutları da sokabiliyor ama onun dışında dediğim gibi çok bir opsiyonları yok. E, rakibe karşı eğer bir erken top kaybı yaparlarsa Geçiş savunmasında çok zayıflar. Zaten bunu hiç istemiyor Taylor Jenkins. Rakibi, rakibe geçiş verme ya da hızlı hücum verme hiç istemiyor. Tam aksi olarak e, Memphis de çok iyi bu arada. Yani hem açık sahada birebiri çok iyi oynayabilir hem de rakibi top kaybına zorlayıp sayıya gitmeyi çok istiyorlar. Kendi iyi yaptıkları şey ama kendi iyi yaptıkları kadar savunamıyorlar maalesef. Perimetre savunması fena fena gözükmeseler de saha içerisinde ki bu çok ilginç bir e, statistik yani maçı izlediğinizde perimetrede baskılı savunmacılar görüyorsunuz kısaları çok iyi hem follow edebiliyorlar hem birebir de durdurabiliyorlar ama buradaki asır alameti farikaları üçlük yüzdesini düşüremeseler de bu oyuncuların drive açılarını kapatıp drive'lar üzerinden dışarıya yapabilecekleri beslemeleri iyi kapatabiliyorlar ve çember savunması özellikle Jaron Jackson Jr. tek kaldığında ona da yardıma gelerek biraz hafifletebiliyorlar ...o ağırlığı Jaren Jackson Jr. üzerinden alabiliyorlar. Bu hem bir zayıflık hem de bir artı onlar için. Ama totalde savunmalarındaki eksiklikler... ...özellikle de Utah gibi, Phoenix Suns gibi... ...Golden State gibi hücumda iyi takımlara karşı biraz daha belli oluyor. Ama onun dışında yani zaten çok iyi oynamayan takımlara karşı da... ...çok rahat savunma yapabiliyorlar. Onlar kadar iyi hücum olmayan takımlara karşı. O yüzden bazen bu zaafları görülemeyebiliyor... Ya Taylor Jenks bunları da zamanla çözecektir. Zaten dediğin gibi oyuncuların gelişimine odaklanan, oyuncu gelişimini çok hedefleyen bir koç. Bunun için de çok uğraşıyor yani. Development, tercih oyuncunun development tercihi takımın başarısından daha önde şu anda. Bu bakış açısı bile şu anda Memphis'i izlemeniz için bence çok değerli bir gösterge. Taylor Jenkins'e ben açıkçası çok güveniyorum. Memphis'e de çok güveniyorum. Eğer bir ağır sakatlık yaşamazlarsa ki bu sene de gidiyorlar. Playoff'lar ilk turunda elenmişlerdi geçen sene. Ya bu sene de nereye giderler? Kestirmek zor ama bir tur daha geçerlerse, ilk turun ötesine geçerlerse yani Golden State gibi bir takımla da eşleşecek bir sıralamada kalmazlarsa çok eğlenceli bir playoff izletebilirler bize. Özellikle rakipleri zor duruma düşürecekleri eşleşmeler playofflara büyük renk katacaktır deyip bugünün takımı Memphis'i de bitiriyorum. Yine Memphis ile ilgili ve diğer konularla ilgili sorularınız olursa mutlaka yazın. Curry vs. Lebron konusunda görüşleriniz var. Onları da yorumlara bekliyorum. Like'ınızı atın. Aşınızı olun. Booster aşılarınız geldi. Lütfen onları olun. Dünyanın neresinde olursanız olun. Artık şu Covid'den de kurtulalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki NBA videosunda görüşeceğiz. Bay bay.